Medya Haber'den merhaba. Yeni bir medya manşet programı ile karşınızdayız. Bu hafta iki gündemimiz olacak. İki konuğumuzla birlikte konuşacağız. İlk olarak haftanın manşetlerinin hemen ardından sosyal medya düzenlemesini konuşacağız. Ama bu arada Gökhan Biçici arkadaşımız CHP kurultayını da takip ediyor. Ve biz CHP kurultayındaki gelişmeleri de ondan alacağız. Köşe yazılarımızı vermenin hemen ardından tekrar ikinci konumuza döneceğiz. 800 haftadır devam eden adalet arayışı, cumartesi annelerinin adalet arayışında Sebla Arcan, cumartesi gözaltında kayıplara karşı komisyon üyesi Sebla Arcan ile konuşacağız. Evet, medya manşet başlıyor. Haftanın manşetleriyle başlıyoruz. Arkadaşlarımız günlük gazetelerin, haftalık gazetelerin manşetlerini sizler için derlediler. Birlikte izleyelim. Rojava'da Kürtçe yayınlanan Ronay gazetesi 19 Temmuz tarihli sayısında 8 yılı geride bırakan Rojava devrimine ilişkin gelişmeleri okurla paylaştı. Gazete haberinde 19 Temmuz devrimi Orta Doğu'yu aydınlattı başlığını kullandı. Bir Gün gazetesi 19 Temmuz tarihli sayısında devletin sosyal güvenlik politikasını manşetinden verdi. Milyonlarca kişinin yardıma muhtaç olduğunu yazdı. Yeni Yaşam gazetesi 19 Temmuz günü sür manşetinden HDP'nin halka dönük DEDAŞ zulmüne ilişkin hazırladığı raporu verdi. Gazetenin manşetinde ise tecavüzcü askerlerin serbest bırakılması, buna karşın tecavüze tepki gösteren kadınların tutuklanmasına ilişkin haberler vardı. 20 Temmuz günü Evrensel Gazetesi sür manşetinde öğrencilerin kredi ödemelerini kesen Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun neden olduğu mağduriyete yer verdi. Gazetenin manşetinde ise işçilerin kıdem tazminatlarına el koyma hesapları yapan iktidara uyarıları yer aldı. Yeni Özgür Politika gazetesi 20 Temmuz günü birinci sayfasının tamamını Rojava devrimine ayırdı. Manşetinde Rojava umuttur diyen gazete, Selahattin Erdem'in 21. yüzyılın devrimi başlığıyla yazdığı köşe yazısının yanı sıra Rojava devriminin ayrıntılarını okuyucuya aktaran dosya ve haberlere yer verdi. Yeni Yaşam gazetesinin 20 Temmuz günkü sayısının manşetinde Suruç katliamı vardı. Gazete katliamın 5. yılına ilişkin etkinlik ve haberleri Düşleri Miras Kaldı manşetiyle okuyucuya duyurdu. Suruç katliamı 21 Temmuz günü Yeni Özgür Politika gazetesinin de manşetindeydi. Haberine 5 yıl sonra yine saldırdılar başlığını atan gazete, polis ve askerlerin anmalara dönük saldırılarını öne çıkardı. Yeni Yaşam gazetesi Suruç katliamının hemen ardından Ceylanpınar'da öldürülen iki polisin durumuna ilişkin yeni delillerin ortaya çıktığı bilgisine yer verdiği haberini 21 Temmuz günü manşetten verdi. Haftalık Atılım gazetesinin 437. sayısının manşet haberinde Suruç katliamına ilişkin eylemlere yer verildi. Gençlik sözünü söyledi, Suruç'un hesabı sorulacak manşetini atan gazete, Suruç katliamını protesto amacıyla düzenlenen eylemlerin ayrıntılarına da yer verdi. 22 Temmuz tarihli Cumhuriyet gazetesinin manşetinde kadın cinayetleri vardı. Gazete Pınar Gültekin ile Sevtap Şahin'in katledilmesine ilişkin haberinde iktidarın tutumuna ilişkin tepkilere de yer verdi. Yeni Özgür Politika gazetesi 22 Temmuz günü 101 Aksaçlı'nın iktidara uyarı, muhalefete ve gençlere çağrı ayetinde kaleme aldıkları demokrasi bildirisini "Hepimiz tehdit altındayız" sözleriyle manşetinden gördü. Rojava'da Kürtçe yayınlanan Ronay gazetesi 22 Temmuz tarihli nüshasının manşetinde Rojava devrimi kutlamalarını öne çıkardı. Gazete haberinde Rojava devrimi ilk günkü heyecanıyla kutlandı dedi. 101 Aksaçlı'nın iktidara dönük uyarısı 22 Temmuz günü Yeni Yaşam gazetesinin de manşetindeydi. Gazete 101 yazar, akademisyen ve siyasetçinin önerdiği çözüm yolunu karanlığa karşı demokrasi ittifakı sözleriyle öne çıkardı. Sözcü gazetesi 22 Temmuz günü Kayseri'nin AKP'li Koca Sinan Belediyesi'nin 5 camiye karşılık baraj manzaralı villa arsasını takas etmesini manşetinden gördü. Böyle bir takasın ilk kez yaşandığını yazan gazete, söz konusu alana yapılacak villa ve dairelerin kime verileceğinin bilinmediğini belirtti. Bir Gün gazetesi 23 Temmuz günlü nüshasının manşetinde kadına yönelik şiddeti devlet, polis, erkek, şiddet her yerde sözleriyle gördü, erkek şiddetinin dozunun giderek arttığına dikkat çekti. Yeni Özgür Politika gazetesi 23 Temmuz günlü nüshasının sür manşetinde Kantur'da son kurşunla kadar savaştıktan sonra teslim olmamak için uçurumdan atlayan HPG gerillası Rüstem Cidi'nin yaşam öyküsüne yer verirken manşetinde de TC Kadın Mezarlığı sözleriyle kadına dönük şiddetin Türkiye'de vardığı boyutu okuyucuya duyurdu.
Yeni Yaşam gazetesi 23 Temmuz tarihli sayısında Pınar Gültekin'in katledilmesine karşı tepkilerini sokaklarda ifade eden kadınların eylemini İsyan Pınarı sözleriyle gördü. Ermenice ve Türkçe yayınlanan haftalık Agos gazetesi 1255. sayısının manşetinde İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyerek kadın katliamlarını öne çıkardı. Evrensel gazetesinin 24 Temmuz günlüğü nüshasının manşetinde Van Gölü'nde yaşamını yitiren mültecilerin dramı vardı. Gazete kodlanarak kimsesizler mezarlığına gömülen cenazeleri mültecinin statüsü kimsesizler mezarlığıyla okuyucuya duyurdu. Yeni Özgür Politika gazetesi 24 Temmuz günlüğü nüshasında Türk hukuk sisteminin keyfiliğini buradan size mama çıkmaz sözleriyle okura duyurdu. Yeğeni için aldığı bebek maması nedeniyle yargılanıp beraat eden TE'nin daha sonra bu dava gerekçe gösterilerek memuriyetten ihraç edildiğini hatırlatan gazete, ihraçta hakim kararının değil, mamaların örgüte gönderilen tıbbi malzeme olduğuna ilişkin polis ve istihbarat raporunun esas alındığını yazdı. Yeni Yaşam gazetesi 24 Temmuz günlüğü nüshasında Dersimli iki kardeşin 1938 soykırımına ilişkin tanıklıklarına yer verdi. Gazetenin özel haberinde Binali ve Fener Yıldız adlı kardeşler yaşadıkları dramı iki kardeşimi evle yaktılar sözleriyle anlatıyor. Yeni Özgür Politika gazetesi 25 Temmuz günlüğü nüshasının manşetini Ayasofya'da kılınan namaza ayırdı. Diyanet İşleri Başkanı'nın minberdeki kılıçlı resmine yer veren gazete haberinde Ayasofya'da IŞİD kafası başlığını kullandı. Yeni Yaşam gazetesi 25 Temmuz günlüğü nüshasının sür manşetinde polisin Kadıköy esnafına dönük "solculara yer vermeyeceksiniz" tehdidini öne çıkaran gazete, manşet haberinde ise Kürdistan'da taciz ve tecavüzden yargılanan polis ve askerlere mahkemelerin ceza vermemesini "kadın ve Kürtse" sözleriyle öne çıkardı. Evet, bu hafta tartışılan konulardan biri de dijital medyanın kontrolüydü. Türkiye'deki tüm medyayı neredeyse kontrol altına alan Erdoğan, sanal medyayı da dijital medyayı da kontrol altına almak istiyor. Bunu konuşacağız ama öncesinde bir haberimiz var. Haberimizi birlikte izleyelim, ardından Gökhan Bitçi ile bu konuyu konuşacağız. Yazılı, sesli ve görsel medyanın neredeyse %98'ini kontrol altında tutan AKP rejimi, tüm çabalarına rağmen dijital medya platformlarını kontrol edemiyordu. Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde internet ortamında gençlerle buluşma adı altında gerçekleştirdiği canlı yayın etkinliğini bir anda Z kuşağı olarak tabir edilen 16-28 yaş grubundaki yüz binlerce gencin katılarak Erdoğan'ı eleştirmesi iktidarı ürküttü. Erdoğan söz konusu gelişmenin ardından bu platformları kontrol etmek için harekete geçti. AKP ve MHP'nin hazırladığı yasa taslağı 24 Temmuz günü Adalet Komisyonu'nda kabul edilerek Meclis Genel Kurulu'na gönderildi. İnternet ortamında yayın yapan platformlarda hakaret ve nefret söylemini bitirme amacıyla hazırlandığı iddia edilen yasa taslağı, sanal platformlara ve kullanıcılara dönük ciddi yaptırımlar içeriyor. Yasayla bu platformlara Türkiye'de şube bulundurma, bir temsilci bulundurma ve yeterince eleman çalıştırma zorunluluğu getiriliyor. Yasa geçtiğinde bu platformlar, saraya bağlı Bilgi Teknolojileri Kurumu başta olmak üzere yerel veya ulusal düzeydeki tüm mahkemelerin kararlarını yerine getirmek zorundalar. Verilen yükümlülüğü yerine getirmeyen sanal ağ sağlayıcılar 10.000 TL'den 10 milyon TL'ye kadar para cezasına çarptırılabilecek. Yasayla sadece içeriğin engellenmesine dönük değil, içeriğin tamamen kaldırılmasına da karar verilebilecek. İlgili platform sarayın talimatıyla verilen kararları 48 saat içinde yerine getirmezse direkt sorumlu sayılıp paylaşımı yapmış gibi hapiste de cezalandırılabilecek. Adalet Komisyonu'nda kabul edilen taslakta ilgili platformlara bant genişliğini %50'den %90'a varan oranda daraltacak cezalar verilebilmesine olanak sağlayan düzenlemeler de var. Taslağın yasalaşması durumunda dijital platformları yöneten şirketlerin nasıl bir karar verecekleri bilinmiyor. Ancak dijital medyaya büyük bir sansür geleceği çok açık. Evet, konuyu 98 Haber Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici ile konuşacağız. Gökhan yayınımızda. Gökhan merhaba, yayına hoş geldin. Gökhan sesimi alabiliyor mu? Gökhan Biçici sesimi alabildi mi acaba? Gökhan merhaba, yayınımıza hoş geldin. Merhaba. Evet, sesi yeni alabildik. Sen de CHP. Bir yandan da gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum. Evet, CHP'nin kurultayını izliyorsun. Dolayısıyla belki
Oradan teknik olarak da zor olabilir ama hem sosyal medyaya dönük bu çıkan yasa taslağı Adalet Komisyonu'ndan geçti, onu soralım. CHP'ye dönük izlenimlerini de doğrusu hemen ardından almak istiyorum. Evet. Taslak belli. Adalet Komisyonu'ndan geçti. Meclis Genel Kurulu'na geldi. Ve biliyoruz ki Meclis Genel Kurulu'ndan da bir şekliyle rahatça geçecek. Yani AKP ve MHP'nin çoğunluğu buna yetiyor. Sonrasını özellikle konuşmak istiyorum. Yani iki boyutu var. Bir, gerçekten dijital medyayı, sanal medyayı iktidar kontrol edebilecek mi? İki, uluslararası şirketlerin yönettiği platformlar Erdoğan iktidarının tüm dediklerini kabul edecek mi? Buna yanıt verirsen sevinirim. Sonrası için özellikle ne bekleniyor? Şimdi bu tasarıyı biz tabii sosyal medya üzerinden tartışıyoruz. Medya özgürlüğü üzerinden tartışıyoruz ama o iş muhtevasına baktığınızda hatta adı bile veri yerelleştirmesi olarak öne çıkıyor ki bu sadece Türkiye'ye özgü bir politika değil. Dünyanın pek çok ülkesinde özellikle çok uluslu şirketlerin, küresel şirketlerin... Evet. Verileri sınırsızca hakim olmasına karşı ulus devletler kendileri tedbir almaya çalışıyorlar. Yani olağan koşullarda demokratik bir devlet, demokratik bir toplum, demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyor olsak muhtemelen bizler de benzer girişimlerde bulunuruz. Yani kendi vatandaşlarının bütün verilerinin işte Amerikalı şirketlerin tam denetiminde olmasını tercih etmeyebilirsin. Ama tabii Türkiye öyle bir ülke olmadığı için Türkiye'de ya da bu politikayı gündeme getirenler böylesi kaygıları da öne sürüp daha ziyade kendi politik amaçlarına ulaşmaya çabalıyorlar. Yani ana akım medyayı büyük ölçüde kontrol altına aldılar. Son yıllarda %80-90 oranlarında kontrol altına aldılar. Kontrol edemedikleri bir türlü kabına sığmayan esnekliğiyle, yaygınlığıyla pek çok noktada hesaplarını boşa çıkaran dijital medyayı, sosyal medya üzerinden yayıncılık yapan medya platformlarını da olabildiğince kontrol altına almaya, engellemeye dönük bir çabaları var. Dolayısıyla bu öne çıkarılan yasa taslağının alt metninde elbette bir noktada bu var. Bir sansür girişimi olarak bunu yorumlamak mümkün. Ama bundan ibaret de değil, siz de ifade ettiniz. Nihayetinde Türkiye'de ekonomiyle alakalı, ticaret hayatıyla alakalı, uluslararası ticaret hayatıyla alakalı çok köklü bir düzenlemeden bahsediyoruz. Ve bunu belki Türkiye'de toplumsal muhalefete dikkate almıyor olabilir bu yasa taslağını hazırlarken veya anlatırken, kabul ettirirken ama çok uluslu şirketlerin bu noktadaki tepkilerini ve kaygılarını dikkate alıyor. Onları rahatlatma yönelik bir takım görüşmelerde sürdürdüklerini biliyoruz. Tabii biz ne bunlar sosyal mesela medyada... ayrıntı verseniz? Ya örneğin şimdi Facebook Türkiye'de en yaygın kullanılan sosyal medya platformu. Dünyada en çok kullanılan ülkelerden bir tanesi. Bunun üzerinden tartışıyoruz belki ama örneğin mailing denilen şey yani e-posta kullanımı ticaret hayatının Türkiye'de ve dünyada uluslararası ticaret hayatının hatta her türlü kurumsal yaşamın olmazsa olmazlarından değil mi? Ve pek çok şirket örneğin işte ismini vermeyeceğim bir yabancı şirket diyelim. Dünyadaki en büyüklerden bir tanesi bu uygulamaları kullanıyor. Şimdi bu yasa taslağı ya da bu öngörülen düzenlemeler geçtiği noktada bu şirketler Türkiye ile ilgili insanların verilerini Amerika'da saklayamayacakları için ya Türkiye'de merkezler kuracaklar, Türkiye'de tutmak zorunda kalacaklar o verileri ya da Türkiye'den çekilecekler. Şimdi bu hem ciddi yatırım gerektiren bir değişiklik hem de bunu tercih de etmeyebilir bazı şirketler diye düşünülüyor. Dolayısıyla bu noktada sıkıntılar yaşanacak ama öte yandan tabii Türkiye 85 milyonluk bir pazar. Yani bunlar 3-5 milyonluk bir pazar olsa belki bununla uğraşmak istemiyor olabilirler ama Türkiye pazarı söz konusu olduğunda aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel bir bir merkez olduğunda dikkate aldığımızda buna rağmen tabii ki Türkiye'den çıkmayacaklardır. Dolayısıyla şimdiden biliyoruz Google'ın, Facebook'un, Twitter'ın Türkiye'de belli kampüsler satın aldıklarını, daha doğrusu belli alanlar kiraladıklarını, data merkezlerinden hizmet almak üzere arayış içerisinde olduklarını. Dolayısıyla bu yasayı çıkmış gibi kabul edip kendini buna göre konumlandırdıklarını duyuyoruz, biliyoruz.
Çünkü bu yasa taslağına baktığımızda uzun bir yasa taslağı değil, çok temel bazı düzenlemeleri var. En önemlisi de şu bence, bugüne kadar devlet bizzat kendisi yapmaya çalıştığı şey, yani erişim engellemesi, mahkeme kararı alıyor, bunu Twitter'a gönderiyor, bu işte şu hesabı askıya alıyor, şu hesaptaki şu URL'e uzantılı içeriği kaldır. Somut bir şey sorsam Gökhan, yani şimdiye kadar diyelim ki Türkiye'de mahkemeler karar alırdı ama uygulanmazdı. Örneğin mahkemeler HDP'nin Twitter hesabının engellenmesi kararını da aldılar. Ama Twitter uygulamadı. Böyle binlerce, on binlerce hesap var Türkiye'de. Şimdiden sonrası için onlar engellenmek zorunda mı olacak? Yani bir şekliyle bu şirketler Erdoğan, AKP, MHP yönetiminin dediklerinin hepsini yerine mi getirecek? Öyle mi algılamak tabii, lazım? Tabii tabii. Türkiye'de temsilci atayacak. Türkiye'de tabelası olacak. Doğrudan doğruya muhatap olacak. Ve mahkeme kararı, oraya gittiği noktada bu mahkeme kararını uygulamakla yükümlü. Yani kendi sorumluluğunu ona aktarmış oluyor. Eğer sen bunu uygulamazsan cezai yaptırım, tazminat ve benzeri biçimlerde söz konusu olacak. Dolayısıyla hesap erişim engellemesi, bütün hesapların ulaşılamaz hale gelmesinden ziyade daha çok URL tabanlı engellemeye yönelik çıkartıyorlar. Hani biz hesaplarla değil, içeriklerle ilgili. Yani 98 Haber'e diyelim ki bir engelleme olmayacak ama 98 Haber'deki örneğin Berat Albayrak'la ilgili habere yönelik mahkeme kararı söz konusu olduğunda o içeriği biz kaldıracağız. Dolayısıyla basın ifade özgürlüğünün bu noktada engellemeyeceğiz diyorlar. Bu bir ara formül olarak dile getiriyorlar. Yani temel kaygı hesapların erişiminin engellenmesi iken hayır öyle olmayacak. Biz ama oradaki mahkeme kararı konusu olan X haberini erişimini engelleyeceğiz diyor. Tabii bu yarın başka bir şey olmayacağı anlamına gelmez. Tabii yargı üzerinde kurduğu tahakküm üzerinden bağımsız medya, bağımsız yargı kararıyla kararlarıyla bu noktada amacına ulaşmaya çabalayacak. Bu ne kadar mümkün? Hani engelleyebilir mi? Yasa bu çıkacak. Tam da onu soracağım. Belki, yani İran'da bu türden politikalar çok yaygın uygulandı ama sonra İran'da biz internetsiz tweet atıldığını bile gördük, duyduk. Benzer bir durum Türkiye'yi mi bekliyor? Mümkün değil böyle bir şey yapmaları. Yani Türkiye pek çok açıdan, hem toplumsal dinamikler açısından, hem her açıdan konumlanışı açısından böyle bir sansürü kaldırmaz. Ama olabildiğini sınırlamaya çalışacaklar ki hatta gerekçelere bakarsanız Avrupa'da, İngiltere'de çıkan ya da Almanya'da çıkan sosyal medya yasalarını gerekçe olarak öne sürüyorlar. Zaten biz yeni bir şey yapmıyoruz. Bunu İngiltere yapmış diyor. Bunu Almanya yapmış diyor. Gerçekten de bakarsanız İngiltere'deki sosyal medyası hatırlıyorsanız çok tartışılmıştı daha önce. Hani sansür ya da denetim altına alma çabası bütün ulus devletlerin bir noktada çabası. Bunu öne çıkartıyor. Engelleyebilir mi? Kesinlikle engelleyemez. Hatta daha büyük bir toplumsal reaksiyon söz konusu olabilir. Yani kendi ayağına da sıkıyor olabilir. Öyle de düşünmek bunu gerekir. Bunu yaşadı Türkiye. Bunu hatırlamıyor çok insan ama 2011'de internet filtresi düzenlemesi getirdiklerinde buna karşı internet sansürüne hayır platformu kurulmuştu. Facebook'tan çağrılar yapılmıştı. 15 Mayıs 2011'de yanlış hatırlamıyorsam bir eylem çağrısı yapıldı. Ben şu kadarını söyleyeyim. Yani bu eylemi önemsemeyip muhabir göndermeyen medya kuruluşları biliyorum ben ama o eyleme 60 bin kişi katıldı. İnternet tarihinin en büyük eylemi evet. Ve Gezi kuşağının ilk sahneye çıktığı eylemdir 15 Mayıs. O yüzden çok tehlikeli sularda yüzüyor iktidar. Z kuşağı diyor. Hani Z kuşağı diye tarif edilen 2000 sonrası doğan kuşağın kendisini asıl ifade ettiği kanallara yönelik böyle bir sınırlama getirdiği noktada aynı 15 Mayıs 2011 o büyük eyleminde olduğu gibi Gezi'nin de habercisi eylemlerden bir tanesiydi o. Bu böyle şeyler söz konusu olabilir ama bu mücadele alanı dolayısıyla yargı alanındaki mücadeleyi daha da önemli hale getiren bir düzenleme. Çünkü mahkeme kararlarıyla karşına çıkacak. Peki. Boşuna önce baroları tasfiye etmeye veya parçalamaya arkasından bunu gündeme getirmeye çalışmıyor. Olabildiğince yargıyı bir silah haline getirip, yargı üzerindeki tahakkümünü bir silah haline getirip İşte bağımsız yargı türü gerekçelerle bu alana da müdahale etmeye çabalayacak ve yeni bir mücadele cephesi aslında bu. Peki, aslında dediklerinizin tümü şu anda bulunduğunuz yerdeki kurultayla da ilgili bir durum. CHP'nin kurultayını da takip ediyorsun. Yakalamışken doğrusu onu da sormak istiyorum.
Yani iki gündür biz de izliyoruz ama CHP kurultayı sanki bir hesaplaşma alanı olmadı. Tam aksine mevcut statükoyu devam ettirme gibi görünüyor. Bu bizim dışarıdan bakanların gözlemi tabii. Yeni ne var orada sizin bize söyleyebileceğiniz? Bir ikincisi özellikle merak ediyorum. Yani dünkü İlhan Cihaner'in CHP'yi eleştiren köklü sözleri kurultay alanında nasıl bir yankı buldu? Çünkü aday olacak imzayı da toplayamadı aynı zamanda. Ne var orada? Valla bu konuda biraz farklı açılardan değerlendiriyoruz. Ben dün de izledim. Bir süreden beri yakın takip ediyorum CHP'yi. Sadece CHP'yi düşünüyorum. CHP'yi şöyle düşünmekte fayda var. Yeni bir rejim söz konusu oldu 3 sene önce referandumla, şaibeli bir referandumla. Orada bir hayır partisi, bir de evet partisi ortaya çıktı fiilen toplumda. Farklı fraksiyonları olan bir hayır partisinin aslında en büyük fraksiyonundan bahsediyoruz. O yüzden bu kurultay HDP'yi de ilgilendiriyor, İYİ Parti'yi de ilgilendiriyor, Deva Partisi'yi de ilgilendiriyor. Hani Millet İttifakı artı o geniş, örneğin büyük şehirlerin bugün el değiştirmesini sağlayan ittifakı yakından ilgilendiriyor. Bu açıdan bu dinamikleri temsil ediyor mu burası diye bakıldığında, şimdi İlhan Cihaner'in çizdiği tablo üzerinden bakarsak çok kötü bir tablo var ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İlhan Cihaner ve özellikle CHP içerisinde ki sol kanat olarak kendisini tarif eden ekibin önemli ölçüde son iki yılda siyasetten tasfiye olduğunu düşünüyorum. Yani büyükşehir, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için de ya da İstanbul Büyükşehir seçimleri ve öncesindeki seçimler için de hiç bunları öngören, bunların gelişine dönük konum alan bir noktada duramadılar. Dolayısıyla hani siyaseten zayıfladığın noktada tribünlere oynarsın. Bu HDP'de de böyledir, CHP'de de böyledir. Dolayısıyla çok hepimizin çok hoşuna giden, hani ben şahıs olarak da çok hoşuma giden bir söylemlerde bulunmuş olması genelde buradaki tabloyu olduğundan daha kötü yansıtıyor kamuoyuna. Ama şunu söyleyebilirim. Örneğin tersten şöyle bir anahtar listeler şimdi ufak ufak dönmeye başladı. Birazdan yayınlanacak ajansta, yayınlanmadıysa biz yayındayken Anka Ajansı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi yayınlanacak. Örneğin Batman ve Siirt il başkanları CHP'nin parti meclisinde genel merkezin anahtar listesine aday gösteriliyor. Bu büyük ölçüde kesinleşti. Bu bir ilk ve 2014'ten beri hiç il başkanı aday gösterilmemişti CHP'de. Hatta böyle bir prensip kararı vardı. Ama bölge delegelerinin de yani temsiliyeti açısından il başkanları işaret edildiği için iki tane önemli ilin il başkanını doğrudan doğruya parti meclisine alıyor. Ya da işte Sezgin Tanrıkulu'nun tekrar aday gösterilmesi anahtar listede söz konusu oluyor. Şimdi bir siyasi partinin kurultayı o kurultayda alınan kararlara ilan edilen beyannameye göre değerlendirilir. Mesela bu çok tartışılmadı. Oysa yani ikinci yüzyılda çağrı beyannamesi diye ifade edilen beyannameye baktığımızda, yine konuşmada yaptığı vurgulara baktığımızda Kürt meselesine dair vurgular söz konusu oldu. Yani mesela biz dostlarımızla iktidara geleceğiz söylemini farklı açıdan yorumlayabilirsiniz. Ama mesela o konuşmada Millet İttifakı'na neredeyse hiç bahsetmemesi, İYİ Parti'den hiç bahsetmemesi, CHP ve İYİ Parti İttifakı'nın ötesinden bahsettiği olarak yorumlandı kurultayda. Aslında HDP'yi de davranan doğru. Burada kastediyor. Ha, ne kadar cesur bu noktada, hani daha cesur olması beklenir. Daha cesur olması yönelik bir talep ve beklenti vardır. Bunu biraz bugün ortaya çıkan listeleri göreceğiz. Ama ben açıkçası şunu söyleyeyim. CHP bir önceki kurultaya göre ve bundan önceki iki yıla göre dengeleri, yani ittifak dengelerini daha fazla dikkate alan ve ittifak partisinin, hani o hayır partisinin en büyük fraksiyonu olduğunun farkında olan bir pozisyonda bir kurultay yapmaya çabalıyor. Ama inanılmaz bir rekabet var burada. İnanılmaz bir rekabet var. Anahtar listeler uçuşuyor. Çünkü 52 kişilik parti meclisi için 74-75 kişilik bir anahtar liste gündeme getiriliyor. Bu şu anlama geliyor. İstediklerinize oy verin ve alt anahtar listeler dolaşmaya başlıyor. Dolayısıyla ne kadar yansıyacak göreceğiz ama çok ciddi bir rekabetle söz konusu ve peki. Yarın daha net değerlendirme yapmak mümkün olacaktır ama ben o kadar karamsar bir noktadan bir tablo görmedim burada. Bizzat buradan takip ederek. CHP'ye cesaret lazım ama biz de dışarıdan bakınca hala o cesareti göremiyoruz. Özellikle Kürt sorunu gibi ciddi bir sorunun etrafında dolaşması da doğrusu bundan evet. Sonrası için dikkatle takip edeceğimiz noktaların başında geliyor. Yarından peki, sonra daha net olur bence. Peki. Gökhan daha... çok teşekkürler. Zor bir ortamdaydın biliyorum. Kurultay alanından yayınımıza katıldın. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim.
Evet, köşe yazılarımız olacak. İlk köşe yazımız Yeni Yaşam Gazetesi'nden Gülten Kışanak. Hapishaneden yazmış Gülten Kışanak. Özellikle COVID-19'la birlikte hapishanelerdeki hala sürdürülen tecride dikkat çekiyor. Önemli bir konuda. Birlikte izleyelim. COVID-19 tehdidinin kısa sürede ortadan kalkmayacağı artık net olarak biliniyor. Başlangıçta bizler de herkes gibi bu sürecin geçici olduğunu düşünerek her türlü sıkıntıya sesimizi çıkarmadan katlandık. Yeter ki virüsün yayılmasına sebep olmayalım diye dişimizi sıktık. Çıkartılan örtülü af yasasıyla açık cezaevleri boşaltıldığında, mutfakta çalışacak kimse kalmadığı için yemek gelmediğinde salgın var idare edelim dedik. 5 aydan beri sadece 2 kez bir kişiyle sınırlı kapalı görüş yaptığımızda önümüzdeki ay düzelir diyerek sabrettik. Ama yok, artık bu tecrit katlanılabilir gibi değil. Evet, cezaevleri çok riskli. Evet, bir kişi virüs kapsa hızla yayılabilir. Evet, cezaevlerindeki insanların zaten bağışıklık sistemi zayıf. Evet, cezaevlerinde yüksek risk grubunda ağır hasta, kronik hastalığı olanlar, yaşlar ve benzeri çok insan var. Peki tek çözüm katı tecrit mi? Cezaevlerinin yeni normali tecrit mi olacak? Bu soruyu herkes gündemine almalı ve insani kriterlere uygun çözümler bulunmalı. Cezaevlerinin durumu pandemi var denilerek geçiştirilemez. Tutuklu ya da hükümlü de olsa kısıtlanamayacak bazı temel hakları vardır. Sağlık hakkı ve iletişim hakkı, toplumsal hayattan tamamen tecrit edilememe hakkı da bunların başında gelir. Bir an önce gerekli hijyen tedbirleri alınarak tecrit kaldırılmalıdır. Biliyorsunuz bu hafta Ayasofya Camii olarak açıldı. Orada namaz da kıldılar. Oradaki görüntü Diyanet İşleri Başkanı'nın kılıçla IŞİD liderine benzer bir tutum içerisinde ağır ağır o merdivenleri tırmanması oldu. Gazete Duvar'dan Ali Duran Topuz bunu yazmış. Gözümüze niye kılıç sokuldu? Birlikte bakalım. Merdivenlerden ağır ağır çıkıyor. Sarığı başında, cübbesi üstünde. Bileceksiniz Diyanet İşleri Başkanı Ayasofya'nın minberinde. Camideysek bu bir ayin mi? Bildiğimiz İslam'da böyle bir ayin yok. Yeni Türkiye kuruluyorsa yeni din de kuruluyordur belki, kim bilir. Kılıç bu aralar siyasal dilde çok dolaştı. Kılıç artı lafını duyduk önce, sonra kılıç hakkı lafını. Kılıç hakkı, Ayasofya'nın yeniden faal cami haline getirmesinin gerekçeleri arasındaydı. Diyanet İşleri Başkanı kılıç hakkını gösteriyor cümle alemi. Diyanet İşleri Başkanı sadece kılıç hakkı lafını değil, kılıç artı lafını da sahipleniyor. Anlaşılan o ki Diyanet, yeni rejimin inşaatında kılıç taşıyıcılığı görevini seve seve yapıyor, yapacak. Anlaşılan o ki Diyanet, yeni rejimin hem fiziki hem de sembolik şiddetini göstere göstere onaylıyor. Ayasofya'daki gösteriyi ağzı açık izleyip bu ne şimdi diye soranlara, geleneğimizde var, cahil diye çıkışıldı. Ne var gelenekte? Padişahlar kılıç kuşanır. Ortada kılıç var, minber var, henüz padişah yok. Diyanet İşleri Başkanı kılıca iki eliyle yapıştı minberde. Herkes korksun mu diyordu, sahibi gelene kadar kimselere vermem mi diyordu, artık Allah bilir. Biz fanilerin bilebileceği tek şey, yeni rejimin teokratik bir numarasının eliyle gözümüze kılıç sokulduğudur. Cumartesi anneleri tam 800 haftadır adalet arayışını sürdürüyorlar. 800. haftada da Galatasaray'a karanfil bırakmak istediler. Yine saldırıya uğradılar. Bu konuyu kayıplara karşı komisyon üyesi İHAD İstanbul Şubesi'nin kayıplara karşı, gözaltı kayıplara karşı komisyon üyesi Sebla Arcan'la konuşacağız. Ama öncesinde o 800 haftalık direnişe ilişkin kısa bir haberimiz var. Onu birlikte izleyelim. 700. haftalarında polisin saldırısıyla karşılaşan cumartesi anneleri 2 yıldır Galatasaray meydanına çıkamıyor. Mart ayından beri de koronavirüs salgınından dolayı eylemlerini online sürdüren cumartesi anneleri direnişlerinde 800. haftayı tamamladı. Anneler 800. haftanın anmasına AKP rejiminin yasakladığı Galatasaray meydanına karanfil bırakarak başlamak istediler. Annelerin Galatasaray meydanında yapmak istediği açıklama bir kez daha polis saldırısına uğradı. Hanife Yıldız, Maside Ocak ve Yaşar Aktaş gözaltına alındı. 800. haftada açıklamalarını online olarak yapan cumartesi anneleri eylemlerini dijital ortamlar üzerinden de sürdürdüler. Başa gelen her hükümetin önce kendilerine haklısınız dediğini dile getiren cumartesi annelerinin simge isimlerinden 84 yaşındaki Emine Ocak, ne zamanki hükümetler güçlendi, önce bizi yasakladı, dövdü, gaza boğdu. Haklısınız, ben sizin sorununuzu çözeceğim deyip bizimle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi.
ben anneyim, yasak bilmem. Katiller ceza alınca, tüm kayıplarımızın mezarı bulununca susarım ancak. Kaç defa gözaltına alındığımı bilmiyorum. En zoru çocuklarımın ve arkadaşlarımın gözümün önünde dövülmesiydi sözleriyle 800 haftalık direnişi özetliyor. Cumartesi annelerinin bir diğer simge ismi de Berfu Ana'ydı. Oğlu Cemil Kırbayır gelecek diye yıllarca kapısını hiç kilitlemedi. Oğlunu bulamadan bu dünyadan göç etti. Artık Berfu Ana'nın çocukları Cemil Kırbayır'ı arıyor. 800. haftada yaşadıklarını anlatan Cemil Kırbayır'ın kardeşi Fatma Kırbayır, Galatasaray Meydanı'nda başlattıkları eylemlerle kaybedilen sevdiklerinin unutulmamalarını sağladıklarını söyledi. Biz aile olarak 40 yıldır mezarsızız. Galatasaray'ı yasaklamak, kayıp yakınlarını bir kez daha mezarsız bırakmaktır sözleriyle tepkisini dile getiren Kırbayır, ne kayıplarımızdan ne de annelerimizden babalarımızdan bize miras olan Galatasaray'ımızdan vazgeçeceğiz dedi. ...800 haftadır süren adalet arayışını konuşacağız. İHAD İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplar Komisyonu üyesi Sebla Arcan karşımızda. Sayın Arcan, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayın. Doğrusu hemen sıcağı sıcağına da sormak istiyorum. 800. haftada da iki karanfile tahammül edemediler. Cumartesi insanlarını yine gözaltına aldılar. 700. haftadan bu yanadır da Galatasaray Meydanı cumartesi annelerine, cumartesi insanlarına kapalı. Bu yaşananları bu dönemde nasıl tarif etmek gerekir? Çünkü Erdoğan aynı zamanda Berfu Ana'yı da kabul edip söz veren biriydi. Ben şunu söyleyebilirim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin İlk uygulamalarından biri Galatasaray'ın yasaklanması ve kayıp yakınlarına uygulanan şiddet oldu. Daha önce insan hakları, demokrasi, Avrupa Birliği gibi söylemlerle muhaliflerini kendine çekmeye çalışan bir iktidar, bütün gücü eline geçirdiği zaman artık bugün yaşadıklarımızı yaşamaya başladık. Yani bütün muhalifleri sindirmek için bugün bize uygulanan, aslında topluma uygulananların bir parçası. Dolayısıyla evet, geçmişte biz dönemin başbakanı olan Erdoğan'la da görüştük. Bu görüşmelerde sizin sorununuz, kabinemin sorunu dedi bize. Hatta bu görüşmeler sonucunda bir komisyon kuruldu ve Cemil Kırbayır'ın gözaltında kaybedildiği komisyon tarafından 350 sayfalık bir raporla kabul edildi. Evet. Bu rapor aslında Cemil Kırbayır'ın şahsında bütün gözaltında kaybedilenlerin başına gelenleri raporu. Yani devletin bugüne kadar inkar ettiği gözaltında kayıpların başına gelenler yazıldı. 350 sayfa. Dolayısıyla o dönem iktidarın insan hakları, demokrasi söylemini ön plana çıkardığı bir dönemdi. Bunlar oldu. Bugün artık muhalefete tahammül etmeyen bir yönetimin muhalif sesle gösterdiği tepkinin bir parçası bu. Ama cumartesi annelerine gösterilen aslında çok daha özel bir tepki. Çünkü cumartesi anneleri şahsında Türkiye'de artık en meşru, en masum eyleme, en meşru talebe bile yönetenlerin hamdülüğün olmadı. Ne istiyor cumartesi? Devletin gözaltına alarak kaybettiği evlatlarının başına ne geldiğini öğrendi. Bundan daha meşru talep olabilir. Biz mezarsız olduğumuz için Galatasaray bizim mezarımızdır diyerek oraya kafir bıraktı. Bundan daha meşru ne olabilir? Dün bizi engelleyen ve şiddet uygulayan polis şefleri dediler ki burası yasak bölge. Yani Türkiye'de artık geçmişte görmediğimiz, İstanbul'un göbeğinde, İstanbul'un en turistik yerinde, İstanbul'un en işlek caddesinde vatandaşa yasaklanmış bölge. Bu kabul edilemez. Neden kabul edilmez? Bu devletin uymakla yükümlü olduğu anayasasın. Yani bizim dediğimiz yerde önceden izin almadan
gösteri yaptı, basın açıklaması yaptı hakkımız. Bu anayasamız bize verdiği bir, 12 Eylül anayasası bile bize verdiği bir. Dolayısıyla devlet bu hakka riayet etmek zorunda. Ama bizim oraya gidişimizi engelleme emrini verir. Ve bu emri uygulayanlar anayasayı ihlal suçu işliyor. Suçlular şu an suç işliyorlar bizi oraya gitmemizi engelleyerek. Dün de yaşadıklarımız bunun bir parçasıydı. Aslında daha önce mecliste bazı görüşmeler yapmıştık. Yani direkt 800. hafta kapsamında değildi ama 800. hafta içinde biz Galatasaray'a gideceğimizi, karanfil bırakacağımızı devletin tepesindeki insanlara da deklare söylemiştik. Görüşmeleri kimlerle yapmıştınız mecliste? Yani AKP dahil mi? Meclis başkanıyla yapıldı bu görüşme. Ayrıca İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı ve İçişleri Bakanlığı'nın üst düzey bürokratlarıyla görüşmeyi yaptı. Bu bir pazarlık değildi. Biz oraya gideceğimizi beyan ettik ve bize verilen cevap da bu gayet doğal bir durum idi. Biz daha önce de Galatasaray'a çıktık. Hiç kimsenin iznine ihtiyacımız yok. Fakat buna rağmen biz Galatasaray'a gittiğimizde hayır burası yasak bölge diye engellendik. Hatta bazı arkadaşlarımız ciddi biçimde darp edildiler. Üç arkadaşımız gözaltındalar. Biz şunu söylüyoruz ya, biz haklıyız. Anayasal haklarımızı kullanıyoruz. Bizi insan yapan haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Eğer o haklarımızdan vazgeçersek insan olmaktan vazgeçmiş olacağız. Bakın kayıp yakınları, cumartesi anneleri artık hepsi birer insan hakları savunucusu konumundalar. Onlar kişisel, bireysel acılarıyla Galatasaray'a geldiler. Kişisel yaslarıyla Galatasaray'a geldiler. Ama orada birer insan hakları savunucusuna dönüştüler. Bugün İnsan Hakları Derneği çatısı altında insan hakları savunuculuğu faaliyeti yürütüyorlar. Ve devletin uluslararası sözleşmelere göre insan hakları savunucularının faaliyetlerini kolaylaştırma sorumluluğu var. İnsan hakları savunucularının faaliyetlerinin önündeki engelleri kaldırma sorumluluğu var. Devlet bunları yapmakla yükümlü. Biz devletten bu yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyoruz. Bizim istediğimiz şeyler zaten devletin yapması gereken şeyler. Yasal olarak, anayasal olarak imzaladığı uluslararası sözleşmeler gereği yapması gereken şey. Ama ne yazık ki Türkiye'de yalnızca hukuk çürümedi. Yalnızca demokrasi çürümedi. Türkiye vicdanı çürümedi. Tam burada yani, ben şunu da müsaade ederseniz sormak istiyorum. Türkiye'nin vicdanı da çürüdü dediniz ve bazı görüntüler de hiç akıldan çıkmıyor. Daha önce Emine Anay'ı polislerin arasında görmüştük. Dün Hanife Yıldız'ı polislerin arasında gördük. Yine diğer cumartesi annelerini, cumartesi insanlarını polislerin arasında gördük. Bu bilmiyorum yani, kusura bakmayın ama barbarlık sözcüğü dışında başka söz aklıma gelmiyor. Bunu yaparak neyi amaçlıyorlar? Yani Türkiye'nin geniş bir kesiminin de bunun karşısında vicdanının harekete geçmesi gerekmiyor mu? Ne dersiniz? Şimdi aslında Freud der ki adaletin olmadığı yerde barbarlık vardır. Bu çok açık bir durum. Yani eğer adaletten söz etmiyorsa, eğer adalet yoksa bir yerde zaten orada barbarlıktır. Bizim yaşadıklarımız da bunun sonucu zaten. Yani biz adalet talep ederken yalnızca gözaltında kayıtlar için adalet talep etmiyoruz. Evet. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu topraklarda yaşayan herkes evinde, işinde, sokakta, caddede, meydanda, mahkemede, hatta hapishanede güvenli bir hayatı olsun. Herkes için hukuk ve adalet olsun. Biz hiçbir ayrım yapmıyoruz. Ancak Türkiye'nin böyle demokratikleşeceğine inanıyoruz. Ve bunu talep ediyoruz. Ama bizim taleplerimizi karşılayacak bir siyasi irade ne yazık ki Türkiye'de yok. Yani demokrasiye, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, vicdana yönelmiş bir siyasi irade Türkiye'de yok. Peki. Biz bunun sonuçlarını yaşıyoruz ve ısrarla
biz taleplerimizi yerine getirecek bir siyasi iradenin ortaya evet. çıkmasını sağlamak için tüm bu yaşadık. Peki. Sebla Hanım, yayınımıza katıldınız, zaman ayırdınız. Çok teşekkürler. O adalet arayışında da hep yanınızda olacağız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Adalet herkes için lazım. Bir tek bizim için değil. Biz de bir kez daha şunu söyleyelim ki haklarımızdan ve adalet talebimizden vazgeçmeyelim. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi yayınlar. Köşe yazılarımız var. Bir köşe yazımız artık gerçekten Hamide Yiğit yazmış. Özellikle Libya basında çıkan AKP'nin ihvancılık planı üzerine uzun bir yazı. Biz kısa bir bölümünü aldık. Merak edenler yazıyı tabii siteden okuyabilirler. Müslüman Kardeşler Örgütü'nün eski Şura Konseyi üyesi Salah El Haddad, Erdoğan'ın 2028 yılına kadar üzerinde çalıştığı bir ihvancılık planı olduğunu söyledi. Libya basını El Haddad'ın röportajını eski İhvan lideri Erdoğan'ın Libya ve Afrika hedeflerinin arkasındaki ihvancılık planını ifşa etti şeklinde verdi. Haddad röportajda Erdoğan'ın uzun yıllardır ihvancılık üzerinden Libya ve Kuzey Afrika'ya yayılma planı olduğunu, bu plan çerçevesinde Trablus'u İhvan'ın başkenti haline getirmek istediğini, hatta bunun için tarih bile verdiğini söyledi. Bu eski ihvancıya göre Türkiye AKP'si Libya'da kurulması planlanan İhvan iktidarı üzerinden 3 şey hedefledi. Avrupa'yı kuşatmak, Mısır'ı ihvan ideolojisiyle yıpratarak ekonomik olarak hedef almak ve milis terörünü sıçrama tahtası yaparak onlar üzerinden Doğu Akdeniz'i kontrol edecek askeri üsler kurmak. Çünkü ona göre esas hedef Kuzey Afrika'da kaybedilen halifeliğin ihtişamını yine bu kıtada tesis etmektir. Zira Osmanlı'nın bu kıtada kaybettiği son kale Trablusgarp'tır ve bunun doğrultusunda yeniden Osmanlı ihtişamı ve halifeliğin inşası için ihvancıların başkenti olarak yine Trablusgarp hayal edilmiştir. Bir diğer yazımız da Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Karataş yazmış. Ermenistan'a da savaş açacak mıyız? Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerilime müdahil olma biçimi, tek adam iktidarının temsilcisi olduğu tekelci burjuvazinin yayılmacı emelleri doğrultusunda elinin uzanabildiği her yerde savaş ve çatışmaları kışkırtmaktan geri durmadığını, durmayacağını bir kez daha ortaya koyuyor. Bu tutum ister istemez Ermenistan'a da savaş açacak mıyız sorusunu akıllara getiriyor. Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde tetiklenen etnik çatışmalardan biri. Eski Sovyet Cumhuriyetleri etrafında birleştirmek isteyen Rusya için Dağlık Karabağ sorunu, hem Ermenistan'ı kontrol etmek ve hem de enerji politikaları konusunda anlaşmazlık yaşadığı Azerbaycan'a baskı uygulayabilmek için oldukça uygun koşullar yaratıyor. Türkiye'deki iktidarsa, hem yayılmacı emellerini daha geniş bir coğrafyada etkin kılmak ve hem de Türk-Azeri kardeşliği ve Ermeni düşmanlığı üzerinden milliyetçiliği kışkırtmak için Ermenistan-Azerbaycan sorununu önemli bir fırsat olarak görüyor ve bu nedenle bugün ne kadar olanaklı olduğu bir tarafa sorunu kaşıyıp savaş kışkırtıcısı bir tutum almaktan da geri durmuyor. Bu haftanın son köşe yazısı Yeni Özgür Politika gazetesinden Hicri İzgören yazmış. 24 basınla ilişkin basının ahvalini yazmış Hicri İzgören. Birlikte bakalım. Basın özgürlüğü bir haberi, fikir ya da düşünceyi çoğaltıcı araçlar kullanarak açıklayabilme özgürlüğüdür. Bilgi ve düşünceyi serbestçe toplayarak, yorum ve eleştiriler yaparak çoğaltabilme ve de bunları serbestçe yayınlayarak dağıtabilme haklarını kapsar. Bu haklardan herhangi birine getirilen kısıtlama ya da yasak basın özgürlüğüne vurulan bir darbedir. Gazetecileri zindana koymak, kendini hukuk devletiyim diyen bir ülke için en hafif deyimiyle bir demokrasi ve hukuk ayıbıdır. Basının, hatta tek bir gazetecinin bile özgürlüğünü yitirmesi, halkın gerçek ve doğru haber alma hakkı düşünüldüğünde, bütün bir halkın özgürlüğünü yitirmesi anlamına gelir. Her şeye rağmen bedel ödemekten çekinmeyen, halka her koşulda gerçek ve doğru haber vermeyi şiar edinmiş, kalemini cebinde değil, yüreğinde taşıyan özgür basın ve gazeteciler var. Onlar da her gün mahkeme koridorlarında, gözaltılarında, cezaevinde. Ve 24 Temmuz basın bayramı. Bu durum ve gidişatta bu kara tabloya rağmen kutlu olsun demek geliyor mu içimizden? Bir medya manşetinin daha sonuna geldik. Gazeteci arkadaşımız 98 Haber Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici ile hem dijital medyaya dönük düzenlemeleri hem de izlediği CHP kurultayına dönük izlenimlerini konuştuk.
Hak savunucusu, gözaltında kayıplar komisyonu üyesi Sebla Arcan ile 800 haftadır süren cumartesi annelerinin adalet arayışını konuştuk. Bir başka medya manşette buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.